binlerce yıldır Özgür Türk'ü doğmuştur. Öyle kalmıştır ve öyle kalacaktır. Ulu Önder Atatürk kendi el yazısıyla yazdığı notlarda Anadolu ve Türkler hakkında şunları söylemektedir. Bu memleket dünyanın bilinmediği, asla elini getirmeyi bu müstehkan mevcudu getirmeyeceğine yüksek sahne olur. Bu sahne 7000 senenin en aşağı 45'iydi. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvel korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Onları tabiatın babası kaldı. Onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu, tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu, Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır. Dünyayı aydınlatan güneştir. Orta Asya'da dünyanın pek çok bölgesini yayan Türkler tekrar Hamazgirt Ovası'ndan başlayarak Anadolu'ya, Batı'ya ilerlediler. Geliyor tarihleri yazanlar, yazdıranlar, uygarlık anıtına ismini yazdıranlar. Geliyor üst kıtada düşmana saldıranlar. Geliyor denizleri ürkütüp yıldıranlar. Geliyor gök kubbeyi ışıkla dolduranlar. Geliyor haksızlığı ortadan kaldıranlar. Ordu millet geliyor, elini aşarak Türk ordusu geliyor, tarih hemen yaşarak. Kısa süre sonra Oğuz soyları ve beylikleriyle başlayan tarih süreci İmparatorluğa bile sonuçlandı. 13. yasında kurulan Osmanlı İmparatorluğu kısa sürede bir sürü tehavide aldı. Çağ kapatıp çağ açan Osmanlı İmparatorluğu Kırsa ilerleyen Batı bilimi ve ekonomi karşısına girildi. Uzun süren savaşlar sonucu yaşanan toprak bölükleri İmparatorluğu hızla küçülmesine ulaştı. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında başlanan savaşlar artık tehlike çanlarından kaldığını gösteriyordu. Balkan Savaşı sonrası düşman orduları İstanbul sınırlarına kadar dayandı. İttifak güçleri saflarında 1. Dünya Savaşı'nı bilen Osmanlı Devleti kısa sürede geniş bir coğrafyada farklı cephelerde savaşa mecbur kaldı. Yemen'den Galicia'ya kadar tüm cephelerde Mehmetçik, kahramanlıklar, destanlar yazdı. Kafkas cephesinde Sarıkamış'ta düşmanı yenemediği Mehmetçik, doğanın acımasız koşullarında karanlık ölümün beyaz örtüsüyle kaplandı. Yaz buldu da
Sarı kalmış baştan başa, Ruslar yaptığına atacağım. Dinlediğimizde hep yüreğimizi burkan, Yemen türküsünde de anlatıldığı gibi kutsal toprakları korumak amacıyla Yemen'le Hicaz'a giden Mehmetçikler yalnız düşmanla değil, yerli halkın Irak'ta Türk tarzını aşamayan General Tarzan komutasındaki İngiliz kol ordusunun tamamı yaklaşık 13 bin kişiyle teslim oldu. İngiliz komutanlarla askerler Türk yurdunda esir değil, misafir edildi. Batı'da Galiçya'ya giden Mehmetçik, diğer devletlerin ordularına örnek teşkil edecek kahramanlıklar gösterdi. Ve Çanakkale. Dünyaya ders veren Çanakkale, dünyanın en güçlü donanmaları birleşip boğaza yığdılar. Şairin dediği gibi, şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesik orduların yükleniyor gördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayatsızca tersiktir, ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle, bu bir Avrupalı. Edilir, yırtıcı, his soksunu, sırttan üçümesi. Varsa gelmiş, açılıp mahvesi, yahut kahvesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvar mı deşer? Kaynıyor kum gibi. Mahşer ve hakikat mahşer. Sonra elimdeki tahribe mürekkele sap. Böyle müthiş bir iş. Eder her bir herke haram. Mehmetçik orada sadece bir zafer kazanmadı. Birçok destan yazdı. Annesinin vatana kurban olsun diye kına yakarak gönderdiği Zilevi Kahraman Ali bu savaşta şehit oldu. Ve Yahya Çavuş'a takılmak. Üç anaya karşı tek başlayana savaşma. Şair dediği gibi bir kahraman takım ve Yahya çalıştılar. Tam üç anayla burada gönülden buluştular. Düşman tümen sayıldı bu şahese erleri. Allah'a arz ettiler, akşama kavuştular. Çanakkale, anlatmakla bitmeyen Çanakkale. Mehmetçiğim dünyaya dair tekrar altın haklarla yazdırıyor Çanakkale. 19. Kutlar Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Conkbayırı'nda karşılaştığı bir olayı şu şekilde anlatmaktadır. 19. Kutlar 27. Alaya bağlı bir birliğin geri çekildiğini, kalabalık düşman askerinin de Conkbayırı'na ulaşmak üzere olduğunu görünce İlk kim kaçıyorsunuz? Efendim. Düşmanlar kaçırmaz. Yephanemiz gitti. Yephanemiz gitti işte. Süngümüz var. Süngü tam. Hele. Bu durumu gören düşman askerleri de yere yaptılar. Yapılan süngü savaşı sonunda Conkbayırı kurtuldu. Yine aynı bölgede ölüm kalır mücadelesi veren Yarbay Mustafa Kemal Arıburnu'nda askerlerine şu emri vermiştir.
Sizi ben kanınıza emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelecektir. İşte böyle kahramanlaşarak Çanakkale'de destanlar yazan Mehmetçiğin taşıdığı ruh ve karakter Ulu Önder tarafından şöyle anlatılmaktadır. Bomba sırtı olayı çok önemli ve dünya halk tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir hadisedir. Karşılıklı süperler arasında mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci süperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına hep düşüyor. İkinci süperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekilme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenlerse kelime-i şehadet getiriyor ve ezan okuyarak gülüyorlar. Sıcak cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngüyle çarpışıyor. Ölüyor, öldürüyor. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebriğe değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Girdiği cephelerde başlangıçta tüm muharebeleri kazanan Mehmetçik, uzak mesafeden gerekli takviyelerin yapılamaması, düşmanın ard arkası kesilmeyen yığınakları ve takviyelerin sonucunda cephelerde yavaş yavaş eridi, toprak oldu. Bir zamanlar uzun süre adaletle ve özgürce yönettiğimiz topraklar, Yemen, Hicaz, Mısır, Gazze, Irak, Kafkasya, Balkanlar adeta bir Türk şehrine döndü. Çanakkale'de kutlamalarla kazanılan nihai zaferler bile savaşa birlikte giren devletlerin yenilgisine bağlı olarak anlaşma masalarında hezimete dönüştü. Anadolu aç, Anadolu az, Anadolu matem yuvasıydı. Artık Batı için son hamlenin yapılma zamanı gelmişti. Anadolu bundan daha kötü olamaz. Son hamle yapılmalıydı. Doğu Anadolu'da Ermenilerin faaliyetlerine ilave eden Güneydoğu Anadolu İngiliz ve Fransızlar, Akdeniz bölgesi İtalyanlar, Batı Anadolu ise Yunanlar tarafından işgal edildi. Kısa sürede Kuvayi Milliye Kuvvetleri düşman ile çatışmaya başladılar. Fransız ve İtalyan kuvvetleri kahraman direniş karşısında bölgeleri boşaltmak zorunda kaldılar. Yunan kuvvetleri İzmir'den Anadolu'ya çıktılar. Kısa sürede Megole İdare'yi gerçekleştirmek için silahsız, zavallı, kadın yaşlı ve çocukları kat katmaya başladı. Ege bölgesindeki Kuvayi Milliye Kuvvetleri ve düşmanla mücadeleye başladı. Ancak Türk'ün özgürlük ateşinin düşman üzerine gitmemesi için Türk'ün tekrar organize olması, bir liderin etrafında toplanması, düzenli bir orduya sahip olması zorunluydu. Artık düşmanın geldiği gibi gitmesi gerekiyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları 15 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Hırçın Karadeniz dalgaları ve düşman takip altında İstanbul'dan Samsun'a yola çıktı. Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılırken duygularını şu şekilde ifade etmiştir. Beni İstanbul'dan Samsun'a götüren vapur, Boğaziçi'ni arkada bırakıp Karadeniz'e girerken İstanbul ufuklarına baktı. Orada her çeşit savunmaya yasaklanmış, kalp ve vicdanları kan ağlayan, beyinleri yanan İstanbul halkı için ağladım, gözlerim yaşardı. Anadolu'ya geçmekteki amacım, Anadolu'nun ortasında ve Türk milletinin büyük çoğunluğu içinde, Türk milletinin yüksek karakterine ve sarsılmaz kararlılık ve inancına dayanmaktı. Bundan başka hiçbir ünlemin ülke ve milletin derin yarasına çözüm olacağı hakkında kesin inancına sahip olmuştu. Mustafa Kemal bu kararlılık ve duygularla
9. Ordu Kutuları Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Samsun'da kısa bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Havza'ya geçen Mustafa Kemal, Türk milletinin birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yaptı. 12 Haziran'da Amasya'ya gelen Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya Zarifi'ni yayınladı. Buna göre vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul'daki hükümet üzerine düşen sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş tanıtıyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin haklarını savunmak ve dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş milli bir kurulun varlığı gerekmektedir. Amasya tamimiyle milli mücadelenin aksiyon safhası başlamış. Milli egemenlik ve milli istiklale dayanan milli mücadele hareketi haksızlığa karşı bir isyan parolası olarak bildirilmiştir. 26 Haziran 1919'da Tokat'a gelen Mustafa Kemal, çıktığı özgürlük yolunda neleri feda edebileceklerini şu şekilde ifade etmektedir. Hiçbir müdafaa vasıtasına malik olmasak bile dişimiz tırnağımızla zayıf ve dermansız kolumuzla mücadele ederek şeref ve haysiyetimizi, namusumuzu müdafaa etmeyi zaruri görüyor. Tarih bize vatan uğrunda canını, malını esirgemeyen milletlerin asla ölmediklerini, hala yaşadıklarını göstermektedir. Ben hayatımı hiçbir zaman milletimden üstün görmedim ve görmeyeceğim. Her an için şerefimle ölmeye hazırım. 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelen Mustafa Kemal Paşa, halkın coşkun ve heyecanlı gösterilerle karşılandı. 7 Ağustos 1919 tarihinde sona eren kongrede şu karar alındı. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, ayrılık kabul etmez. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümeti iş yapamaz duruma gelmesi halinde millet topyekun kendisini savunacak ve direnecek. Vatanın bağımsızlığını korumaya merkezi hükümet yeterli olmadığı takdirde bu amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacak. Bu hükümet üyeleri Milli Kongre'ye seçilecektir. Kuvayi Milliye Birlikleri tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel prensiptir. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Manda ve himaye kabul olunamaz. Mustafa Kemal ve arkadaşları 2 Eylül'de Sivas'a geldikten sonra büyük bir hızla kongre çalışmalarına başladı. 11 Eylül tarihinde çalışmalarını bitiren heyet şu kararları aldı. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür. Milli gücü etkin, milli egemenliği hakim kılmak şart. Manda ve himaye kabul edilemez. Türk ülkesini parçalamaya yönelik her türlü girişim kabul edilemez. Hristiyan azınlıklara ayrıcalık tanınamaz. Mimusan Meclisi'nin hemen toplanması gerekecek. Milli direnişi gerçekleştirmek için kurulan cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Milli iradenin eseri olacak yeni devletin esaslarının bir kurucu meclis tarafından tespit edilmesine uygun gören Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara'ya geçerek 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtılar. Milli istiklal bence bir hayat meselesidir. Diyen Mustafa Kemal önderliğine başlatılan Türk İstiklal Savaşı tüm dünyaya haysiyetiyle ve şerefiyle yaşamak istediğini göstermiştir. Bu süreçte gerçekleşen önemli olaylardan birisi de düzenli ordunun kurulmasından sonra kazanılan birinci İnönü Zaferi'dir. Mücadele sürecinde kazanılan birinci İnönü zaferi üzerine
Yunan kuvvetleri Anadolu'da yeni bir taarruz yapmak üzere hazırlıklara başladı. Yapılan harekatlar sonucu Yunan birlikleri 1 Nisan günü sabahın erken saatlerinden itibaren geri çekilmeye başladı. İkinci Yunan zaferinin kazanılması üzerine Fransızlar Zonguldak'tan, İtalyanlar da Güney Anadolu'dan askerlerini çekmeye başladılar. 1. ve 2. İnönü Muharebelerinde umdukları başarıyı kazanamayan Yunanlar Anadolu'daki işgal güçlerinin sayısını arttırdılar. Takviye alan Yunan birlikleri karşısında Türk ordusu kuvvetlerini Sakarya'nın doğusuna çekerek kesin sonuçlu bir meydan muharebesine hazır olmayı hedefledi. ...26 Ağustos tarihinde Mustafa Kemal birliklere tarihi emrini verdi. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup savaşmaya devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlıyor. 1683 2. Viyana yenilgisine itibaren devam eden geri çekilme artık son bulur. Sakarya zaferi, Misak-ı Medine zaferi demektir. Türk ulusunun dişini tırnağına takarak kendi öz gücüyle kazandığı, Mehmetçiğin karış karış sattı müdafaa yaptığı Sakarya zaferi artık Türk'ün tekrar şanlanışının simgesi oldu. Artık hain düşmanın bir an önce yurttan kovulma zamanı gelmiştir. Yok edici bir meydan savaşı yapmak, düşmana çabuk ve kesin bir sonuç alacak şekilde vurmak için tüm hazırlıklar yapıldı. Büyük taarruz ve bu taarruzu taçlandıran başkomutan meydan muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın son safhasını ve zirvesini teşkil etti. 26 Ağustos sabahı başlayan büyük taarruz ile Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin yarısı imha veya isyan edildi. Kalan bölümü ise arkasına bakmadan çekilmeye başladı. Türk ordusunun atasından aldığı tarihi emir Orhan, ilk hedefiniz Akdeniz'i, ileri! Oldu. Türk ordusu 9 Eylül 1922 sabah İzmir'e girdi. 4. Alay Komutanı Reşat Bey, şanlı bayrağımızı Kadife Kale'ye çekti. Zaferleri ve mazisi insanlık ile...
tarihiyle, insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman bir milletin ordusuyuz. Anadolu'dan üç kıtaya barış ve adalet götürdük. Yüzyıllar boyunca bu toprakların barış ve huzur içinde kalmasını sağladık. Kahraman oğlumuzu yönettiğimiz toprakları canımız, kanımız pahasına savunduk. Güçlü Batı orduları karşısında bu toprakları kanlarımızla suladık. Canımızı feda etmekte asla geri durmadık. Binlerce yıldır Türk yurdu olan Anadolu'yu işgal edenlere, yurdumuzu yunan yapmaya çalışanlara karşı canımız, kanımız pahasına direndik. Mehmetçik ruhuyla sap tuttuk. Yine geçit vermedik düşman istilasına. Yurdumuzu yunan yapmaya çalışanlara. Yoktan var olduk. Kimse sınayamazdı Türk'ün özgürlük aşkını. Mazisi şan ve şerefler olu Türk ordusu. Milletine, vatanına karşı sorumluluğunu eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Zaferle çıktık, Kurtuluş Özgürlük Savaşı'ndan. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdurduk.